Efendim, muhteşem bir sohbetti. Şimdi inşallah bir de annemle deneyeceğiz aynısını. Hocam inanılmaz güzel anlattı. Eminim ki herkes çokça isteyecek ve tekrar alacağız hocamı. Allah bin kere razı olsun. İşte melami meşrebin nasıl olduğunu, melami gerçek bir melami şeyhinin nasıl olduğunu burada görme imkanı buldunuz. Birçok farklı tarikten, birçok farklı yoldan büyüklerimiz geliyor. Hepsinin kendi meşrebince çok güzel anlatımları var. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Kadir gecesinde hocamın gelmesi muhteşemdi. Allah ondan bin kere razı olsun. Ve burada yazdıklarınız itibariyle de hocamı tekrardan alacağız. Orada bir beis yok. Şimdi de annemi alacağım inşallah. Anne hoş geldin. Merhaba canım. Merhaba. Merhaba. Ayhan Hoca ile Merhaba. beraberdi. Bilmiyorum seyretme imkanın oldu mu? Seyrettim baştan sonuna kadar. Ve Allah'ıma şükrettim tekrar tekrar. Şunu tekrar gördüm, kendisinin de buyurduğu gibi. Ne kadar birbirimize düşkünüz, ne kadar birbirimizi seviyoruz. Halbuki farklı meşrepleriz, farklı yaşlarız. Ben yaşlıyım. Ayhan Hocam genç, fakat ne büyük bir ilim sahibi. Siklet farkınız var, biraz kilo farkınız var. Ama on tamamlayıcı Kerimciğim, tamamlayıcı, Allah razı olsun. Bir kere ben yemeklerimi onunla paylaşıyorum. Bu şekilde yemekler de ziyan olmuyor çok şükür. O bakımdan da çok önemli. Yani burada tevhidin önemini tekrar gördüm Kerim. Aynı şeyleri farklı sunumlarla anlatıyoruz. Fakat bundan dolayı birbirimize çok düşkünüz. Çünkü Allah için dostuz. Allah için kardeşiz, Allah için dostuz. İşte bence bütün meşreplerde bu birliği gördüğümüz zaman Kadir'in manası zuhur eder. Kadir zaten Allah'ın kadrini bilme, Allah'ın da kulundaki tecellisinin kadrini bilme gecesidir. Allah'ın Kadir sıfatıyla bütün mülkün sahibi olduğunu biz hiçliğimizle idrak ederiz. Allah ise kulunu sever, kuluna yönelir. Eğer biz Allah için birleşir, Allah için dost olur, Allah için birbirimizi seversek Allah da bizden memnun olur. İşte şimdi bizi ard arda almanın da ne büyük lütuf olduğunu hissettim. Çünkü dinleyiciler, seyredenler bu farkı görecekler ama farktaki birliği görecekler. Başka türlü Arttaki birliği görecekler. bunu anlatmanın Evet. imkanı yok. Çünkü herkes şunun peşinde. O ondan iyi, bu bundan iyi, o ondan kötü, bu bundan iyi mevzunda. Halbuki herkes kendi açısından ne kadar güzel, herhalde şimdi onu göreceğiz. Ay Kerimciğim, estağfurullah. Bütün yollar güzel. Aslında mesela Şaki de Allah'a varıyor, Sait de Allah'a varıyor. Herkes kendi gidiş noktasından Allah'a varıyor. Mesuliyetleri farklı tabii ama sonuçta her yer Allah'a varmak mecburiyetinde. Her yerin son noktası Kabe'dir. Başka çare yok. Dolayısıyla yollara eğer değer verirsek biz bu farkı görüyoruz. Ama Kabe'ye giderken el ele gidersek aramızdaki farklar kalkıyor. Gerçi birimiz yavaş yürürüz, birimiz hızlı. Ama gaye Kabe olursa sarmaş dolaş oluyoruz. Mesele orada. İşte bunu yapmamız gerek. Hoca ile biz de bu kardeşliği yaşıyoruz elhamdülillah. Bir aradayız. Enstitüde bir arada dersler veriyoruz. Çok şükür farklı meşrepler bir araya geliyoruz. Ama sonuçta hepimiz farklı farklı da olsa Allah diyoruz, başka bir şey demiyoruz. İşte onun için bu gecenin manası birliktedir, tevhiddedir, beraber olmaktadır diye düşünüyorum Kerimciğim. Evet, bu çok güzel oldu. Senin bu göstermiş olduğun, elinle göstermiş olduğun, biz Türkler bu hareketle gösteririz. Burada tam olarak belli oldu. Çünkü Ayhan Hocam biraz daha tabii orta, yüksek, büyük parmak. Seninki biraz daha küçük parmak gözüküyor. İkiniz birleştiğiniz Ben zaman...
Ben Başka. en küçük parmağım, en Yoksa. küçük. Ama işte diyor ki hocam, Ben şu kadar. ama Evet. serçe gitmiş şeye, cennete. Serçe Ay parmağı demiş. canım. Serçe parmağını Canım. götürmüşler. İnşallah. Allah nasip Evet. etsin. İnşallah. Zaten cennetteyiz oğlum. Yani cenneti dışarıda çok şükür öbür alemde daha çok daha güzeline kavuşacağız ama hani dışarılarda aramak çok abes. Hocamın da buyurduğu gibi cennet sensin. Şimdi cennet biziz. Neden cennetiz? Biliyorsun dört nehirden bahsediyor. Cennet anaların ayakları altındadır deniyor. Hocam Kenar Fay Hazretleri de en büyük ana dünyadır. Dolayısıyla cennet bu dünyanın ayakları altındadır buyuruyor. Ve cennetin bütün kitaplara bakarsan, bütün kitaplarda cennet dört nehirle anlatılıyor. Niçin anne, cennet ve bu dört nehir birleşmiş? Ben onun üzerine çok kafa yorup çalışmıştım. Ve sonuçta dört nehirin ne olduğunu baktım bütün kitaplarda. Malum halin su nehri, süt nehri, bal nehri ve şarap nehrinden bahsediyor. Bu dört nehir cenneti temsil ediyor. Bu su nehrinin sonunda tevazu olduğunu öğrendim. Çünkü biliyorsun su başını başa vura vura dereler, ırmaklar başlarını vura vura denize, deryaya varmak için hareket ederler. Su nehri tevazudur, yokluktur, hiçliktir. Efendim, Süt. süt nehri Allah ilmidir. Allah ilmi. Yani ilmi ledun. Yani Ayhan Hoca'nın sana gelen bütün hocaların anlattığı mana ilmi. Kalbi ilim. Kalple, yani Hazreti Musa'nın değil de Hazreti Hızır'ın ilminden bahsediliyor süt nehriyle. Dolayısıyla şarap nehri Allah aşkıdır. Öyle bir coşkunluk, öyle bir taşkınlık ki. Ama şarap nehrinin haram olmasının sebebi Allah aşkında bile ikilik var. Seven var, sevilen var. Halbuki bal nehri tevhiddir. İşte senin şu elinle gösterdiğin birlik, farklılıkların birleşmesidir. Bir insanda tevazu, Allah ilmi, Allah aşkı ve de her yerde Allah'ı görme kabiliyeti. Geçen gün seni dinledim Can Bey'in şeyinde, programında. Sen de bunları anlatıyordun. Her yerde Allah'ı görme. Yani şu masada da Allah'ı görme. Eşyanın her noktasında Allah'ın isimlerini hissetme. Buradan her şeyin canlı olduğunu idrak etme. İşte Allah'ın kıymetini bilmek. Kadir'in manası bu. Bunu idrak ettiğin, kendi hiçliğini idrak ettiğin ve bu dört şeye sahip olduğun zaman cennet sensin. Onun için Kur'an-ı Kerim'i açıp bir de bütün cennet geçen yerleri kamil insan mealinde okursak, kamil insanı anlatıyor diye okursak, işte niçin insanın kamil insandan uzak olmak istemediğini, ona yaklaştığını çok iyi anlarız. Çünkü orası cennettir, onun civarı cennettir. Ama ne acı ki o civarda çok mekruhlarla çevrilidir Biz yani. Yani ki, yok söyle annem. evet, yani ona yaklaşmak zordur oğlum. Hemen burada bir anekdot anlatayım. Bir mübarek sultanın meclisine yanaşmışlar. O kadar aleyhinde konuşma var, o kadar aleyhinde konuşma var ki giden kişi demiş ki ya bu nasıl bu adam bu kadar güzel diye methediliyor. Aleyhinde devamlı konuşuluyor. Sonra sohbetine gitmiş o gece derya. Derya gibi akıyor. Öyle bir Allah sevgilisi. Sonra demiş ki iyi ki aleyhinizde konuşuyorlar. Onlar sizi dışarıdan korumaya almışlar. Onun için mekruhlar, aleyhte konuşmalar, sıkıntılar. Yani cennete varmadan önce mutlaka sıkıntılara tahammül etme derecesine gelmek lazım ki kamil insanı idrak eder. Sen soru sormadan şunu da söyleyeyim. Bu gecenin manasını idrak içinde mutlaka sıkıntıdan geçmek lazım. Eyvallah. Sıkıntıdan geçmeden bu gecenin, yani Kur'an'ın kalplere inen hakikatini idrak etmek
Biraz zor oluyor. Allah isterse hep oluyor da. Bir, Evet. ben de bu zamana kadar hani çok çalışıyoruz, ediyoruz falan diye düşünüyordum. Çok güzel şeyler, yani bu programları yaparken şunu düşündüm. Bütün hayatım boyunca işte mühendislik yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Sanki bütün hayatım şu programları, şu son 10 günde yapılmış programları yapmak için gibi hissettim. O dönem içerisinde kendime bir böbürlenme gelmişti. Hemen hakkımda bir yazı yazmışlar. Hemen gördüm işte şeyler yazılmış. Hemen geriye döndüm ve çok mutlu oldum. Yazanlardan dolayı da çok mutlu oldum. Matematikçi diyorum. Matematikçi olarak hemen formülü et diyoruz. Senin söylediğin şeyleri hemen birleştirip kafamızda formülasyon yapmaya çalışıyoruz. Bu nehirlerde su dedik, süt dedik, aş dedik, bal dedik. Tevazu, ilim, şarap ve tevhid dedik. O zaman hemen şöyle bir formülizasyon geliştirdik. Tevazuyla ilim yapan aşk ile tevhidi bulur. Böyle bir şey Ay söyleyebilir ne miyiz? kadar. Tabii evet, ilim tevazuyla, ilimin manası tevazu zaten. Yani tevazuyla ilim bağdaşıyor. Yokluk hiçlikle ilim bağdaşıyor. Sen ne kadar yok olursan sendeki ilim o kadar açığa çıkıyor. O halde yok ol ki Allah'ın muktedir ismini, kadir ismini hisset ki kendi aczini bil ki ancak ona yanaşabilesin. Dolayısıyla çok haklısın yani. Evet, çok haklısın. Hı. Peki Evet canım. bugün 19 Mayıs, bir 19'dur gidiyor, Covid-19 dedik, her şey birleşti, Kadir birleşti, 23 Nisan'da işte şey birleşti, her şey bir birleşti. Bugün bu sene bir birleşme senesi. Hem rahmetli bütün Kurtuluş Savaşı'ndaki Atatürk'e ve bütün Kurtuluş Savaşı şeylerine birazdan okuyacağız muhakkak, dua okurken onların isimlerini geçireceğiz. Ama aynı zamanda bugünün de Kadir'e gelmesi nasıl bir şey, yani nasıl, ne oldu bu sene? Ay vallahi bu sene çok ben kıyametin koptuğunu bir şekilde düşünüyorum. Yani mutasavvıflar üç kıyametten bahsederler Kerimciğim. Birinci kıyamet der, kendi nefsinin aczini hissedip Allah'ın varlığını idrak ettiğin an birinci kıyametin kopar. Yani ben yokmuşum Allah varmış dediğin an birinci kıyamet kopar. İkinci kıyamet ölmeden önce ölme seviyesine erersen. Hazreti İsa'nın da dediği gibi iki kere doğmayan melekuta giremez. Bu birinci doğum ana karnından doğumdur. İkinci doğum hakikati idrak ettiğin anki doğumdur. Yani Allah'tan başka bir varlık olmadığını, kuvveti kudretin ona ait olduğunu bu alemde idrak edersen bu hakiki kıyamettir. Yani ölmeden önce ölüyorsun. Bir de tabii ki büyük kıyamet var. Yani öbür alemde bütün herkesin kendi hakikatlerini göreceği kıyamet. Ama eğer kul ölmeden önce ölmüşse o zaman onun iki kıyameti birlemesi mümkün. Yani zaten kendini tanıyıp bildiği için o büyük kıyamette zorluk çekmez. O kıyameti zevk olarak hisseder. Onun için ben Kur'an-ı Kerim'deki kıyamet ayetlerini çok severek okurum. Bayıla bayıla okurum. Hiç onlarda bir abes yani ya haşa Kur'an'da abes olmaz da bana ters gelen hiçbir şey olmaz. Hani korkutan ben genelde cemal, birleştiricilik, Allah aşkıyla terbiye olan bir insanım. Ama korkmayı çok sevmiyorum ama korkutmuyor, zevk veriyor. O kıyamet kendi hakikatine yönlendirerek insanı zevkten zevke sokuyor. Yani ondan sonraki korku ancak ve ancak Allah'ı idrak edemediğimiz bir an olursa korkusu. Gaflete bir an düşersek korkusu. İşte Kadir, Allah'ın kadrini bilmek, her an Allah'ı her yerde görmek ve idrak etmekle mümkün. Kur'an'ın kalbe inmesi de bu demektir. Kur'an'ın manasının kalbe inmesi bu demektir. Şimdi 19 meselesine gelince hoca harika izah etti zaten. Ayhan Hoca Allah razı olsun. Ben bambaşka bir şekilde 19'un hakikati üzerine durmak istiyorum izin verirsen. Lütfen. Biliyorsun ilk yaratılan şey ne Kerimci? İlk yaratılan şey hakikati Muhammedi'dir. Yani aklı kül. Yani idrak. İlk akıl. Buna bir dersek,
Allah idraki toprağa koydu. İdraki yarattı. Yani ruhlardan da önce onların idrakini yarattı. Külli aklı, Muhammedi aklı yarattı. Aklı kül. Sonra o aklı küllün tam idrake varabilmesi için, yani kıvamını tam bulabilmesi için onu bir kabın içine koydu. Bir vücut kabının. Bu vücuda Muhammed dedi. Veyahut nefsi kül dedi. Hazreti Muhammed de Allah'ın külli nefsi tecelli etti. Yani nefis safiye makamına yükseldi. Allah'taki nefis tecelli etti. Bunların ikisi külli akıl ve külli nefis bir araya gelince Hazreti Muhammed'in manası tecelli etti. İşte iki oldu. Külli akıl, külli nefis. İzdivaç yaptılar. Bunlardan dokuz felek zuhura geldi. Dokuz felek. Dokuz feleği sonra belki bir ders seninle beraber anlatırız. Her felekte bir peygamber, bir zuhurat yahut bu dokuz aynı zamanda ana karnındaki çocuğun dokuz aydaki gelişimini de anlatıyor. Hangi organların tecelli ettiğini de anlatıyor. Dokuz felek. Etti 11. Öyle değil mi canım? Ondan sonra dört unsur zuhur etti. Dört unsur. Yani biliyorsun dört zincirle seni bağladı diyor Mısri Niyazi Hazretleri. Dört unsur. İşte hava, su, toprak gibi dört unsur zuhur etti. Ne etti Kerimciğim? 11'de 15, dört daha 15. 15 etti. Evet. Sonra ne oldu? Madde, bitki ve hayvan zuhur etti. 16, 17, 18. 18 bin alem denen alemler vücut içinde bütün bu zuhuratların tecellisidir. Aklı kül senin arşındır, manandır. Nefsi kül sendeki nefsaniyet olarak zuhur eder. 9 tane felek senin içinde var. 9 tecelli organların olarak. Ondan sonra sende bu bitki madenlik var. Taş gibi bir şeyin var, vücudun var. Burası çok önemli. Ona da dikkat edeceksin. Çünkü iskelet düzgün olmazsa sen nefes alamıyorsun. Hatta burada bir ara verip bir şeye geçiyorum. Bir öğrencim, bir öğrencim bana enerji verirken dedi ki, hocam dedi, sizin hatanız ne biliyor musun dedi. Nedir oğlum dedim. Dost doğru ol emrine uymuyorsunuz dedi. Aa, ay dedim bir aksini mi, bir hatamı mı gördüm? Hayır dedi. Manevi olarak demiyorum, maddi olarak dedi. Dik olun ki dedi. O zaman nefes rahat alıp verebilecek bir ciğeriniz olsun. Demek ki ayetler bütün organlar için inmiştir. Bütün organlar için. O halde iskelet senin taş gibi olan vasıflarındır. İşte içinde bitkilik var, yani büyüyen, gelişen, hareket eden bitkilik var. Hayvaniyet var. Verilen ismi taşıyan hayvaniyet var. Ve bu her bir alemde binlerce tedelli olduğu için 18 bin alem diyor. Bu 18 bin alemi idrak eden ve her alemden konuşabilen kişiye 19. denir. 19 insan-ı kamilin sayısıdır. Onun için Ayhan hocamın da buyurdukları gibi 19 üzre kurulmuş bir sırdır Kur'an-ı Kerim. Yani baştan aşağı kamil insanı anlatır. Ve ola senin matematiksel mühendisliğinle benim aciz kimyasal mühendisliğim tabii daha manevi, seninki daha ritüel. Dolayısıyla senin anlatımınla 19'u bu kadar çok kullanma olasılığı yoktur. Matematiksel olarak hesaplanamaz. Yani Kur'an'ın bir insan yapısı olması mümkün değildir. Evet, hatta Yani bu evet. sen söylemiştin çok. Ben ilk zamanlarda bu Kur'an'la ilgili konularda, yani çok haliyle biz matematikçi olan insanlar çok böyle sorgularlar. Devamlı sorgu, sorgu, sorgu. O sorguların üzerinde Matrix zannediyorum. Matrix'in bulan kişi Francis. Bu olasılık aynı zamanda olasılık teorisini de ortaya çıkartan kişi.
bu rakamın, yani Kur'an içerisindeki 19 sayısının gizemini gördükten sonra bunu hesap ediyor. Ya 0,00000 milyon tane 0,1 olabilir ancak bunun bir kul yazısı, kul şeyi olması diye söylüyor. Bir Evet, yabancı bilim adamı. matematikçiler bile aynı şeyi söylüyorlar. Yani olasılık dışı diyorlar. Peki olasılık dışı olarak görülen 19 sayısı insan-ı kamili temsil ediyorsa, insan-ı kamilin akılla idraki olasılık mı sence ki? Yani bu kadar büyük bir sultan, bu kadar Allah'ın sonsuzluğunu onda tecelli ettirdiği bir sultanlar, Peygamber Efendimiz'den bahsediyorum tabii, ekmel olan odur. Yani onun idraki, onun anlaşılması, onun zerrece idraki mümkün değil. Çünkü Kur'an'la insan-ı kamil ikizdir diye bir hadisi var, tevemdir buyuruyor. Dolayısıyla Kur'an'ın hakikatinin sadece 19 sırrının bile anlaşılması mümkün değilken, kamil insanı nasıl anlayacağız? Nasıl çözeceğiz? Kendi küçücük daracık yapımızla onun hakkında nasıl fikir yürüteceğiz? Ve nasıl o normal insandır diyebileceğiz? Çok zor bir şey. Hatta çok hoş bir şey yaşamıştım ben. Bir konferansta Peygamber Efendimiz için konferansı idare eden bilgili bir bey, ben alim diyemiyorum çünkü alim kamil insanı bilendir benim için. Peygamber de bizim gibi bir insan, bu kadar büyütmemek lazım dedi. Benim Kur'an hocam da bir deryaydı, Allah rahmet eylesin. O da konuşmacılardan biri. Ve ben böyle içimden çok gencim. İnşallah o zaman daha Ayhan hocaya benziyorum ben. Şimdi daha yaşlandım da pek farklı meşrebe döndüm. İçimden şöyle dedim. Benim hocam inşallah onu gebertsin sözleriyle. Yani o kadar kızdım, o kadar kızdım ki peygambere normal insan dediği için. Ondan sonra sıra şeye geldi, Hayri hocama geldi, Kur'an hocama geldi. Şu aynen şöyle dedi Kerimciğim, ne kadar haklısınız. Aa, ben neredeyse ağlayacağım yani hüngür hüngür, bağıra bağıra yani. Dedi ki ne kadar haklısınız. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz kendi için ene beşerül diyor. Ben beşerim. Adam hemen dinlemeye başladı. Böyle bir şeye itiraz etmeyip methedince böyle bilgi sahibi insanlar methedilmekten çok hoşlanıyorlar. Hemen sözleri dinlemeye başlıyorlar. Ve orada hemen hocam devam etti. Ama tabii malum haliniz yalnız bana vahyolur diyor. Ene beşerül ama yalnız bana vahyolur. Yani bu öyle büyük bir ayrım, öyle büyük bir ayrım ki onu görebilene ne mutlu. Vahiy olur. Şimdi buradaki vahiy nedir? Bu bilgi herkese eşit inmiyor mu? Allah adil değil mi? Sadece peygamberine mi indiriyor bu bilgiyi? Herkese eşit iniyor. Peki neden yalnız peygambere vahiy oluyor? Çünkü o bu bilgiyi bir süzgeçten geçirmeden idrak ediyor. Biz onu süzgeçten geçiriyoruz. Peygamberin dediklerini akıl ve nefis süzgecinden geçirdiğimiz için sapıtıyoruz. Orada bir süzgeçten geçirme yok. O zaten kendi, zaten şu da var. Ben sana bir şey öğretemem. Sendeki bilgiyi açığa çıkarabilirim ancak. O zaten Kur'an'ın hakikati. Nereden biliyoruz? Şu ayetten. Ya Muhammed, Cebrail söylemeden sen ayeti söyleme diyor Allah. Bu da çok büyük bir hikmet. Peygamber zaten Kur'an. Yani Cebrail söylemeden de onu biliyor. Fakat illaki mürşit söyleyince o ayetin bilgisi tekrar idrak olarak kalbe doğuyor. Ay burası çok önemli. İllaki mürşit söyleyecek. Yani sen o bilgiyi mürşitten duyunca veya hadisenin mürşitliğinden duyunca idrak edebiliyorsun, kalbine iniyor. Sonra bir de bana şu şikayet geliyor. Ben dinliyorum, dinliyorum, hiçbir şey anlatamıyorum. Bir kere zaten anlatmana izin verilenler anlatılır bir. Çok Ayhan Hoca'nın dediği gibi, o haşa, onu tenzih ederim.
Çok konuşan bizler, ben yani, aslında ne kadar idrak ediyoruz onu da düşünmek lazım. Fakat bir bilgi kemal noktasına varmadan, yani hal halinde o insanda zuhur etmeden, o kimse o bilgiyi söylese de portör vazifesi görür. Yani başkasına tesir edemez. Onun için bilim adamlarının çoğu hiç kimseye tesir edemiyorlar. Felsefeciler tesir edemiyorlar. Mana ehli tesir ediyor. Mana ehli felsefeciler Mana tesir ediyor. ehli felsefecilerimiz de var canım. Tabii. Mesela Eflatun, Sokrat'la başlayan ve Allah'ı ön plana alan, yaratıcıyı ön plana alan felsefeden bahsetmiyorum ben. Aristo gibi daha akılcı felsefelerden bahsediyorum. Evet. Evet. Yani bir Coştum, gidiyorum yok ben, çok güzel. bekliyorum. Evet. Ayhan Hoca da çok yeni bir terminoloji ekledi bizim şeyimize. Lak ehli ile Evet. hak ehli olarak iki tane ayrı, yani hal ehliyle kal ehline yeni bir şey getirmiş Ne oldu. kadar güzel. Ve onun tavrı bu işte. O şekerliği onun. Güzelliği onun. Evet canım. Şimdi bizler çok daha iyi anlamıyor muyuz bu gibi verilen örneklerde? Çünkü kafamızda daha iyi yansıtmıyor mu bu vermiş olduğunuz, hem senin hem Ayhan Hoca'nın vermiş olduğu örnekler aslında bizim kafamızda bunları ya içselleştirmemize yarıyor. Bu işte içselleştirmeden hiçbir mana ifade etmiyor. Ne kadar çok şey öğrensek de, öyle değil mi? Yani ne kadar ilim, bilim, şu bu öğrenilse de bunlar içselleştirme. Sen her zaman söylersin. Peygamber Efendimizin katipleri ayetleri yazarlarken, ayetleri ezberlerlerken bir ayetin kendi içselleştirmeden ikinci bir ayete geçemiyor. Yani mesela diyorsun ki yalan söyleme ayeti geldiği zaman o katip kendi hayatında yalan söylemediği surette ancak o ayeti içselleştirmiş Evet. oluyor. Ondan sonra ikinci ayete Evet, o için sahabe içinden 4-5 ayeti ezbere bileni alkışlarlarmış. Maşallah hepsini hal etti, ne mutlu ona diye. O bakımdan çok doğru söylüyorsun. Hal etmek her şeyden önemli. Yani konuşmak değil, yaşamak lazım. Yaşayarak örnek olmak lazım. Bana öyle diyorlar. Çocuklarımızı nasıl terbiye edelim? Yaşayarak terbiye edin. Önce kendimizi terbiye edelim. Kendimizi insan edelim. Şimdi madem ki biz insan olamıyoruz ve devamlı kusur görmeye alışmışız. Halbuki Hazreti Ali ne buyuruyor? Önce kusur gören gözümü kör etti. Öyleyse bu Kadir gecesinde ilk yapmamız gereken edep kusur görücü gözümüzü kapatmak. Yani bu gece sabaha kadar çok güzel ibadetler yapanlar var. Allah bizi de onlardan eylesin. Ben de onlara çok hayranım. Fakat en önemlisi gönül almak. En önemlisi gönül almak. Mesela Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Yetim başı okşayın diyor. Kadir gecesinin en Evet. büyük özelliklerinden. Yetim kim Kerim? Yetimin hakikati kamil insan demek. Kamil insan yetimdir. Yani kamil insanın gönlünü alın. Kamil insana ulaşın. Onun gönlünü alın. Onun gönlünü almak nedir? Annem soruyor hocam Kenan Rıfai Hazretleri'ne. Biz sizi nasıl memnun edebiliriz efendim? Benim dediklerimi yapmakla. Benim yaptıklarımı yapmakla. Sonra buyuruyorlar ki, Meşguleciğim bir kere yalan söylediğimi gördünse sen de söyleyebilirsin. Bir kere birisini küçük gördüğümü, aşağıladığımı, alay ettiğimi haşa gördünse sen de yapabilirsin. İşte bir kere sözümde durmadığımı, saate riayet etmediğimi gördünse sen de yapabilirsin. Ama ben bunları hiç yapmadıysam ve sen yapıyorsan, mürşidini sevdiğini söylediğin halde her gün onu kırbaçlıyorsun demektir diyor. Demek ki bizim burada yetim başı okşamamızın en güzel, tabii ki normal yetimin başında okşamak çok güzel, ama bu gece bir iki gönül alırsak, iki kişiyi memnun edersek, birine bir hizmette bulunursak, yani o zaman hocamızın başını haşa okşamak bizim haddimize düşmemiş ama elini öpmüş kadar çok yüksek bir seviyeye ulaşıyoruz. Öyleyse bu gecenin manası ve ibadetlerin en önemlisi gönül almaktır.
ve kırgın olduklarından af dilemektir. Evet. Evet. Ya yani biz mesela tasavvufi hani bazen dışarıdan bakan insanlar, tasavvufa bakan insanlar hani mürşitler var onların elini ayağını öpmek bilmem ne falan gibi bu gibi görüyorlar ama sen şunu diyorsun onun elini ayağını öpmek değil. Onun Hayır. söylediği şeyi yapmak. O ne diyor? Eğer başka bir yetimin başını okşa diyorsa onu okşamak. Yoksa gerisi hikaye. O kadar güzel söyledin ki hatta ben bunu çok amiyane bir şeyle söyleyeyim. Benim hakikaten çok olağanüstü, Allah gani gani rahmet eylesin, bir babam vardı. Senin de dedecin. Yani çok mübarek bir babaydı ve çok iyi bir babaydı. Bir gün ona dedim ki, baba ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Sen de benim yaptığımı evladına yaparak ödeyeceksin. Demek ki mürşidin hakkını ödemenin yolu Allah için hizmet, Allah için birleşmek, sizleri Allah için yetiştirmek. Şimdi sen bana değil de haşa benim bütün analık haklarımı ödüyorsun bu şekilde hizmet ederek. Yani bütün haklarımı sana herkesin önünde bu gece O iyi helal oldu. ediyorum. Instagram'da olduğu iyi oldu. Evet. Kopyalarım Yani ben şimdi. ediyorum. Evet. Anneciğim de vefat etmeden son konuşmasında bize kardeşimle bana olan haklarını helal etmişti. Dolayısıyla neden ediyorum? Çünkü ben seni niye seviyorum? Neden? Çünkü Allah'a hizmet ediyorsun. Yani benim evladım olduğun için değil, Allah'a hizmet eden bir öğrenci olduğun için seni çok seviyorum. Dolayısıyla sen çok iyi bilirsin ve devre devre de şikayet ettin, artık etmiyorsun. Senin yerin benim bütün öğrencilerimden farklı değildir. Hepsi benim için aynı değerde. Onun için oğlum, kim senin yaptığını yapar, Allah için hizmet eder, iyi bir aile babası olur, eşini memnun eder, eşi ondan razı olursa ben ona bütün haklarımı helal ediyorum. Dolayısıyla benim ne hakkım var? Asıl mürşit hakkı senin üzerinde, anneannenin, Kenan Rıfai Hazretleri'nin hakkı var. Ama benim de acizane helal etmem, mutlaka onların da helal etmesi için bir sebep oluşturur diye düşünüyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Tabii bunu kaydını almak da iyi oldu. İleride her Evet. ihtimale karşı. Ne olacağımız belli değil çünkü ne diyor? Geçmişimden şey geleceğimden değil geçmişimden korkarım diyor Ali Hazreti Evet. Ali. Şimdi tabii bir de bunları söyle. Ya zaten Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Yani insanı kamili anlatırken bütün dünya üzerindeki evren üzerindeki bütün ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa yazıp anlatamayacak. Fakat nerede anlıyorum ben insanı kamilin büyüklüğü nerede anlaşılıyor diye soruldukları zaman çünkü bunu tahayyül etmemiz imkansız. Ama şunu anlayabilirim çünkü fedakarlık konusunda kendimle şey yapabiliyorum. Bir ilişki kurabiliyorum. Nedir o fedakarlık? Dünyadaki en büyük fedakarlığı yapmış insan. Dünyada bütün dünyada gelmiş geçmiş insanlar arasında en büyük fedakarlığı yapmış olan insan Hazreti Muhammed. Neden? Hazreti Muhammed miraca çıkıp Allah'la buluştuğu zaman ve bütün amacı, bütün insanın bütün amacı Allah'la buluşması olduğunu düşünürsek o buluşmanın arkasından ben tekrar geri döneceğim ve ümmetim için geri döneceğim dedi. Ümmetim Evet. için geri döneceğim dediği nokta kamil insanın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Çünkü artık ondan daha ileri bir zevk veya ondan daha ileri bir başarı yok. Ama ondan geri dönme fedakarlığını yapıyor, bizim için yapıyor. Demek ki burada biz dönüp dolaşıp tasavvufun en temel noktasında vefayı görüyoruz. Çok doğru. Oradan biraz Çok doğru. bahseder misin bize? Vefaya gelmeden önce buyurduğun şeye sabra anillah deniyor. Bütün sabırların en yücesi. Peygamber Efendimiz kendi hakikatiyle karşılaştı Kerimciğim. Yani Allah ona Rab olarak tecelli etti. Çünkü Peygamber Efendimiz de Rabbiyet tecellisi zirvedeydi. Yani o Allah'ın öğretme sıfatını taşıyordu. O halde kendi Rabbiyetini gördü. Kendi hakikati Muhammedisini gördü. Ve o hakikati Muhammedi idrak ettiği anda neredeyim dedi. Allah buyurdu diyor İbn Arabi Hazretleri, sağ ayağını sol ayağının üzerine koy, göreceksin ki bendesin. Bu sağ ayağını sol ayağın üzerine koymak son kalıntı nefsaniyet sıfatlarını da
manevi büyüklüğüyle yok etmek demek. Dolayısıyla orada artık kendi büyüklüğünden, kendi kendini idrakten başka bir şey kalmıyor. Bunu anlamak çok zor, fakat bu şu demek. Yani Hz. Muhammed'in mübarek bedeni kendi manasına secde etti Kerim. Kendi manasına secde etti. Ay işte yakınlaşma o demek. O zaman ne oldu? O secde edince secde yani yok etti kendini, manasında yok etti. Edince Allahu Azimüşşan'ın, bak Allah isminin, yani bütün isimlerin birleştiği o tevhid makamı ona doğru tenezzül etti. Kendi hakikatini gösterdi. Göstermek üzere tenezzül etti. Buna sıratullah diyoruz. Sıratı kul, sıratullah. Yani Miraç, sıratı kulla yükselmek, sıratullahla manayı idrak etmek demektir. Allah tenezzül etmeseydi, Allah ismi peygambere tenezzül etmeseydi, peygamberin yüceliği ki bütün alem onun için yaratılmış, gene de orada kalırdı. Burada ben Hazreti Şems'le Mevlana'nın karşılaşmasına benzetiyorum. Mevlana her şeyi biliyordu ve her şeyi bilerek yükseldi. Ama Şems'in Allah'ın celal sıfatıyla ona tenezzülü, Şems olarak, güneş olarak tenezzülü Mevlana'yı hakikatine erdirdi. Şimdi namazda da öyle. Biz yok olalım ki Allah bize tenezzül etsin. Neyle edecek bize tenezzül? Kendi ismimizin hakikatiyle tenezzül edecek. O halde bizim miracımız da kendi ismimize varmak oluyor. Allah'ın, peygamberin miracı bütün isimlere varmak, bizim miracımız kendi ismimize varmak oluyor. Fakat burada bir müjde var. Anneanneciğin, yani koca ninen senin, Efendimiz'e Kenan Fahri Hazretleri'ne sormuş. Benim kabım yüksük kadar. Allah, arkadaşımın kabına bakıyorum, derya gibi. Peki bana günah değil mi? Ben ne olacağım? Hocam diyorlar ki, sen yüksüğünü doldur, bana kat. O zaman sen de derya olursun. O halde biz Hz. Muhammed'e katılırsak, eğer bak burası çok önemli Kerimciğim, ahlak-ı Muhammedi ile donanıp Hz. Peygamber'de yok olursak, o zaman bizim bir varlığımız kalmadığı zaman biz de hakikat kesiliyoruz. Ve dolayısıyla zevkten zevke giriyoruz. Burada bile onun zerre idrakıyla, işte ben demin Ayhan Hoca'nın konuşmalarındaki ilimle, senin tevazuunla, o hisle, zevkten zevke girdim. Yani onu idrak ettim. Başkası kalmadı. Mürşidim kaldı ortada, Allah kaldı ortada. Hiçbir şey kalmadı. O zaman böyle o zevkten zevke, hayretten hayrede Cili Hazretleri'nin Bismillahirrahmanirrahim şerhini yazarken çevirmen büyük bir alim şöyle diyor: ben bu kitabı hiç anlamadım ama zevk edindim. İşte o zevk var ya, o hayret, o zevk, o geceleri seni uyutmayan mana, o peygamberin hakikatini düşündüğün zaman duyduğun sonsuz bir zevk. Onların hepsi cennetin hakikatidir. Cemal cennetidir. Ve onun için ölümden korkana çok şaşıyorum. Ama ölümü şekli bir cennet isteyen haklı. Ama cemalullahı isteyen için ölümden korkmak çok komik. Burada Mevlana Hazretleri'nin Miraç dönüşünde Allah'ın peygambere verdiği sözü söylüyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz'e Allahu Azimüşşan, öyle diyor Hazreti Mevlana: ya Muhammed, seni kabul etti. Senin münafıklarını affettim. Müminlerini cennetimle müjdeledim. Ama bir grup var ki çölde susuz kalıp suyu özleyenler gibi beni özleyenler. İşte onlara kendimi vereceğim. İşte cemalullah bu demek. Yani Allah diyelim, cennet cennet dedikleri birkaç köşk ve birkaç huri. İsteyene versen onu, bana seni gereksin. Bak şurada köşkte yaşayanla evde yaşayan, bugün bir dairenin içinde yaşayanlar aynı seviyede. Hatta köşkte yaşayan çok yalnız.
dairede Allah ile yaşayan çok mesut. Yani onun için cenneti bulmak için köşke ihtiyaç yok. Cennet insanın içindedir. İçindeki ahirettedir. Onu bulan için ne mutlu maşallah diyorum. Gene Peygamber Efendimiz'e ya bunları şey yapayım. Ben biraz vefa konusuna geleceğiz. Bizim bir 20 dakikamız var görünüm itibariyle. Son bir 5-6 dakikamızda bir dua isteriz diye düşündüm. Bir 10 dakikamız. Ben şeyi hazırladım. Amiler Rıfai Hazretleri'ni anmak da istedim. Lütfen. Onun Hazreti Davud'a buyurduğu duayı söylediklerini hatırlatarak Allah'la irtibat kurmayı bu gece çok önemsedim. Onu okuyacağım inşallah son 5 Son dakika 10 dakika. 5 dakikada onu okuyalım. Tamam, burada devam Peki. edelim o zaman. Bir 20 dakikamız var dediğim gibi. Şu geliyor bana da bu noktalarda Peygamber Efendimiz gene Peygamber Efendimizin Taif'te gittiği zaman başına işte zaten şeyin geldiği zaman başına işkembenin geçirildiği yani Miraç olayının şeyini hazırlayan nokta başına işkembeli kötü şeyle işkembeyi geçirdikleri zaman. Fakat orada Allah'la olan bir konuşması var diye en azından rivayet edilen. Diyor ki Allah da artık herhalde gazabı son noktaya ulaşıyor ki diyor ey Muhammed iste benden dile benden tüm Taif'i yok edeyim. Peygamber Efendimiz de diyor ki eğer bu Taif'ten bir tane mümin çıkacaksa ne olur yok etme. Evet ve hatta onları ya Allah'ım diyor onlar beni bilmedikleri için yapıyorlar. Orayı mamur et. Ve inanamazsın Kerim Tayyip o kadar yeşil ki. O kadar yeşil. Yani peygamberin duası orayı mamur etmiş. Buradan şunu anlatıyor ki hani Hazreti Meryem'e de sus emri gelmiş ya sus orucu. Sana kötü muamele edene sus. Zira orada Allah'ın farklı isimleri var. Yani diyor ki bugüne kadar seni taltif ettikleri için hiç şükredip teşekkür etmedin. Kötü muameleye niye üzülüyorsun? Oradan da tecelli eden Allah, buradan da tecelli eden Allah. Senin aleyhinde konuşana şükredeceksin. Şükredi. Ben sana hep bunu söylemez Evet, miyim? tabii tabii. Anneannenden de hep bunu duymadık mı? Tabii. Yani onlara şükret, onları baş köşeye oturt, Allah razı olsun de. Onlar sayesinde iltifat alıyoruz. Çünkü ne diyor anneanne? Viraneye doğardı güneş. Annem hep bunu söylerdi. Kalbin virane olursa Allah'ın ışıkları orada yankılanır. Mamur saraylara güneş girmez. Pencereden giremez. Bir de şey Onun dersin için... ya, hani gönül Evet. kırıldığı zaman gönlü o bir insanın gönlü kırıldığı zaman onu ilk ziyaret eden Allah'tır. Yeter ki Evde içeride şey bulsun. bulsun, ev sahibi içeride bulsun. Evet. Sebeplerin peşine gitmemiş olsun. Mevlana Hazretleri'nin sözü. Dolayısıyla sen Allah'ım bu da sensin. Beni böyle imtihan ediyorsun. Teşekkür ederim dersen. Burada Lokman Hazretleri Lokman'ın çok güzel bir hikayesi var. Hazreti Lokman bir tane şeye müritlerinden bir tanesine bir karpuz vermiş. Adam da karpuzu yemiş. Allah'ım bu ne tatlı, bu ne güzel. Sonra Lokman Hazretleri de karpuzdan bir lokma yetmiş. Puu diye atmış. Kelek, berbat, acı bir karpuz. Ondan sonra demiş ki sen deli misin? Bu kadar acı bir şeyi bu kadar methediyorsun. Ben demiş senelerdir demiş senin lütuflarının içindeyim. Her verdiğinin lütuf olduğunu görmüşüm. Şimdi bu acı da mı şey acı diye mi şikayet edeyim? İşte buna benzer Kerimciğim. Onun verdiği her şey güzeldir. Acı diye bir şey yoktur. Anneanne ne derdi? Belayı bal etmek lazım. Belayı. Bela nedir? Deli. Belidedir tendir. Belidedir tendir. Dolayısıyla bela diye bir şey yok ya. Belayı bela görmekten daha büyük felaket olamaz derdi anacığım. Dolayısıyla idrak. İdrak lazım. Allah'tan gelene memnun olmak lazım. Hiç bugüne kadar sokakta geziyoruz diye şükrettik mi? Etmedik Hiç açıkçası. ettin mi? Yok, ben Sen etmedim. sokağa çıkabildin diye Ya şükrettin son mi? 10 son Hayır. belki birkaç aydır ediyoruz. Evet. Çünkü yani onun bile bize ait olmadığını ve Allah isterse çıkamayacağımızı gördük.
Dolayısıyla bugüne kadar sahip olduğumuz hiçbir şeye şükretmediğimizi hissediyoruz. Gözün görüyor diye şükretmiyorsun, kulağın duyuyor diye şükretmiyorsun. Halbuki hepsi onun lütfu. Şurada mesela aynı hadiseye vesvese haline getirip ay Amerika mı yaptı, ay Rusya mı yaptı, ay bilmem ne mi yaptı diyen insanlar ne kadar büyük sıkıntı içindeler. Komplo yapıyorlar. Ay hastalanırsam diye ölüp bitiyorlar. Bir de bizlere bak. Yani bizlerin yaptığı bir şey değil ama Allah mürşidimizden razı olsun. Bizi cennetin içine soktuğu için biz bu hadisenin ne kadar lütuf, ne kadar zevk olduğunu idrak ediyoruz. İşte kaderin hakikati budur. Ve bu hakikati idrak ettiğin an, bak bunu söylüyorum, bin ay ettiğin ibadetten hayırlıdır. Bin ay idrak edemeden ettiğin, dönme dolap gibi ettiğin ibadetten çok daha hayırlıdır. Bir idrak noktası. Onun için Mürşid-i Kamiller derler ki, bir sohbette bir an idrakinle bin yıl ibadete geçebilirsin derler. O halde ibadetin gayesi idraktır. Ha ben sizi, evet, o ibadet şart zaten, o vazifemiz. Ben sizi oruç tutar, namaz kılarsın diye bırakır mıyım? Her dakika imtihan ederim. Burada da çok hoş İbn Arabi'nin yorumuyla gene Lokman suresinden bir ayet var. Allah latif ve habirdir diyor. Allah latiftir çünkü her yerde gözle görünmeden bulunur, latiftir. Evet. Hatta o latifi sen görüyorsan her yerde onun adına lütuf deniyor. Lütuf latiften geliyor. Yani soyuttur demek Dolayısıyla istiyorsun. Soyuttur. evet, Somut gözükmez, elle değildir. tutulmaz, gözle, evet, latiftir. Ona biz latif Latif diyoruz. diyoruz. Yani letafet içinde, nazik, güzel. Evet. Ondan sonra Efendim sen. ama diyor habirdir. Ay burayı çok seviyorum. Habirdir yani kendimi ihbar eder. Ah nasıl ihbar eder? Diyor ki Hazreti İbn Arabi işte bu ayeti söyler. Ben seni namaz kılar, oruç tutarsın diye bırakır mıyım? Çeşitli dert ve çilelerle imtihan ederim. Ne kadar tahammül ediyorsan, ne kadar sabır gösteriyorsan, o kadar ben sende varım. Yani sabır Şart. gösteren ve tahammül eden o, Şart. içimizde tahammül eden, sabır gösteren o, latif olan o, kendini ihbar eden o. Dolayısıyla onu bile idrak edebilmek için onun bize tenezzülü lazım. Anlatabiliyor muyum Kerimciğim? Gayet güzel anlattığını tahmin ediyorum. Herkes de mutlu gibi gözüküyor şu an konuşulanlardan. Dolayısıyla bütün bunlardan biraz da çıkardığımız Kadir Gecesi'nin kadrini bilinmesi gereken bir gece olduğu aslında. Biraz evvel söylediklerinde kadrini birçok şeyin bilmediğini anlıyoruz. Aslında çok güzel birleşmiş oldu her şey. Kadrini bilirsek eğer, vefa gösterirsek ve gene Arapça kelime hani daha evvelden de konuşmuştuk. Vefa kelimesi ifa ile aynı kök aslında. Vefa eden de vefa gösterebilen insan da ifa eden yani hareketleriyle bunu gösteren yani hal ehli olan insan. Bunların hepsi birleşiyor. Derviş vefa ehlidir Kerim. Dervişin en büyük özelliği vefadır. Yani mümin vefa ehlidir. Onun için vefa ehli olmayan insandan kork. Aynen. Kaç. Yani bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum diyor. Peygamber için o kadar çok ayet inmiş ki işte yanında sesini yükseltme, kendini bir varlık zannetme. Ne kadar demek ki kabayız, ne kadar adaptan uzağız, ne kadar edepten uzağız. Tabii bana da çok soru geliyor. Bu gece nasıl ibadet edeceğiz diye. Bu gecenin de ibadet adabı var. Lütfen bizim vaktimiz kalmadığı için söyleyemeyeceğim ama senin bastığın İhya Ilmüddin'i okurlarsa Kur'an okumanın adabıyla dua etmenin adabını oradan bu gece lütfen bir okusunlar ve o adab üzere dua etsinler. Ona göre duanın kabulü çok daha diyor insanlık kamiller. Dolayısıyla bu gece kalp alacağız, bu gece gönül alacağız, bu gece yetim başı okuyacağız, bu gece mürşidimizi memnun edeceğiz, kırgın olduklarımızla barışacağız, bu gece çok iş yapacağız. Ama en mühimi adap içinde dua edeceğiz. Duanın çok büyük önemi var, onu unutmayalım. Müsaade edersen ben de
Bu geceyi Ahmet El Rufai ile bitirmek istiyorum Haliyle inşallah. kimle Evet. bitireceğiz? Tabii ki çok şükür. Allahü Teala peygamberine indirdiği kitaplarda kullarını anlatmıştır. Onların ne gibi vasıflara sahip olduğunu beyan etmiş, bazı kitaplarda şöyle buyurmuştur. Kulum, beni benimle buldun. Aramıza giren sevgi bağı benimle oldu. Hizmetime benimle erdin. Beni benimle anladın. Bensiz beni anamazsın. Beni öğrenmek için bana ihtiyaç var. Bensiz anılardan tat alamazsın. Sohbetime ermek istersen benimle olur. Öbür alemde pak yüzümü bensiz göremezsin. Kulum, nefsin benim, ruhun benim, kalbim benim, bütün varlığın benimdir. Hep varlığını bana verirsen her şeyimi sana veririm. Bütün varlığınla senin olurum. Bize ulaşan bir rivayete göre Allahü Teala Davud'a şöyle buyurdu. Ya Davud, o kimdir ki bana dua eder de duasını kabul etmem? Kapımı çalana açılmadığını kim görmüş? Bütün kullarımın arzu ettiklerini ben veririm. Onların her istediği bende mevcuttur. Ey Davut, neden kulum benden kaçar? Halbuki onu bana gel, bana gel diye çağırıyorum. Bütün ümitlerin yeri benim. Ben aşıklarımın kalbini tarafıma uçururum. O kalpleri yeryüzünde nazargahım kıldım. O kalpleri bana daha yanaşsın, daha ziyade özlesin diye bir yandan boşalttım, bir yandan zatım için kıldım. Ya Davut, sevgililerime, dostlarıma müjdele. Onlara her an, her zaman nimet gönderiyorum. Gönül sanatlarımın inceliklerini görüyorlar. Bunun sebebi de bana şükretmeleri ve beni unutup başkalarına meyletmemeleridir. Onlara hadsiz özlem duyuyorum. Ben onları özlüyorum, onlar da beni özlüyorlar. Bir an bile bensiz olamıyorlar. Onlara yakınlık kapılarımı açtım. Bana dua etmeden arzularını yerine getirdim. Benden bir istekte bulunmadan dahi yer istediklerini verdim. Ey Davut, İzzetime, celalime yemin olsun ki onları Firdevs cennetime oturtacağım. Rüyet halime erdireceğim. Ta ben onlardan, onlar da benden razı oluncaya kadar iyilikleri onlara yağdıracağım. Ya Davut, yeryüzünde olanlara haber san. Beni sevenlerin sevgilisiyim. Meclislerinde benimle olmak isteyenlerle beraberim. Benimle yakınlık kurmak isteyenlerin can yoldaşıyım. Emirlerime itaat yolunda olanlara muti sıfatımla tecelli ettiririm. Beni başkalarına tercih edenleri seçerim. Kullarıma söyle, sohbetime koşsunlar. Can yoldaşlığımı arasınlar. Yakınlığımı, sevgimi bulsunlar. Ey Davut, sevdiğinden bir şey saklayan sevgili gördün mü? İyilerin bana şevki artar. Benimle onlara sevgim her an artar. Ayık ol, beni arayan bulur. Benden başkasını arayan beni kaybeder. Ey Davut, kulumun en çok işi benim iştiyakım ve sevgim olursa onun bütün rahatını zikrim kılarım. Onu seven olurum. Benimle onun arasında mesafe kalmaz. Perdeyi aralarım. Ben onu severim, o da beni sever. İnsanlar gaflet içinde oldukları zaman o ayık olur. Herkes beni unuttuğu zaman o gafleti bir yana atar. Bunlar tam hakikat ehlidir. Ya Davut, beni ararsan bulursun. Sebepleri sana bildiririm. Beni bulduktan sonra hiçbir hak talep etmem. Benden başkasını ararsan sebeplerle uğraşırsın. Haklarımı geri isterim. Ey Davut, kalbimi, sevgimi dil ile zikredene verdim. Sevgimi beni unutmayanın kalbine koydum. Bana göre gafletten daha kötü bir şey yoktur. Bütün noksanlık unutmaktadır. Ya Davut,
İşlerinde beni bilirsin, ben de seni bilirim. Benden razı olursan, ben de senden razı olurum. Verdiklerime şükredersen, iki cihanda şah olursun. Ey Davut, verdiğimiz belalara sabretmesini bilmeyenler bizden bir şey talep etmesin. Ya Davut, ben bir kulu sevince onun kalbini korkumla dolu kılarım. Bana kavuşmak için şevk sahibi yaparım. Bundan sonra o kul ibadetime candan koşar. Ey Davut, dostlarım kubbelerimin altındadır. Onu ancak sevdiklerim tanırlar. Onlara saadetler olsun. Sevdiklerime saadet yolları açık olsun. Ya Davut, beni unutanı bile unutmam. Beni daima alan kimseyi unutmama imkan var mı? Ben cimrilere bile bolca ihsan ederken nasıl olur da cömertlere ihsan etmem? Ey Davut, beni sevmeyenleri bile hoş görür. Beni sevenlere nasıl dargın olurum? Ya Davut, dilek dileyen kullarıma müjdele. Ben merhametliyim, kullarımı acırım. Ey Davut, her seven sevdiğiyle olmak ister. Ben kullarımın kalbini bilirim. Sevdiklerimin kalbinde benden başka olanı görüp bildiğimi hatırlasınlar. Beni anmaktan tad alanlara söyle. Benden daha iyi bir Rab var mı? Ya Davut, beni severek kulluk yapanı cennetime koyarım. Bana kulluk etmeyen de beni sevmiyor sayılır. Onun haline acırım. Ey Davut, bana ancak arzu edenler yakın olur. İzzetime, celalime yemin ederim ki bu böyledir. Geceleri sabahlara kadar ibadet etmeden uyku ile geçirenler beni sevdiklerini iddia ederse de yalan derim, yalan. Ya Davut, beni bilen ister, isteyen arar, arayan bulur. Bulduktan sonra başkasına dönmez, benimle olur. Ya Davut, beni arayanı öldürürüm. Seveni belalara sokarım. Kaçmak isteyeni yakarım. Ey Davut, günahkarlara benim affedici olduğumu söyle. Doğrulara da benim günahı gördüğümü anlat. Ya Davut, korkarak bana gelene azap etmem. Beni severek gelene ayrılık yüzüne sokmam. Utanarak bana döneni kıyamet günü utandırmam. Ey Davut, cennetim rahmetinden ümidi kesik olmayanlaradır. Yaptığı hatayı benim bağışlamamdan büyük bilene çok darılır. Bir kimsenin cezasını derhal vermeyi dilersem, önce rahmetimden ümit kesenleri cezalandırırım. Ama acele etmem, şanıma yakışmaz. İşte ben sevdiklerimin kalbini bilirim. Gece olunca onların kalbine tecelli ederim. Onlar benimle konuşur, huzur içinde kelam eder. Ya Davut, benim bir kısım kullarım var ki onlar hayır ehlidir. Benim de can yoldaşı olan onlardır. Onlara saadetler olsun, onlara mutluluklar olsun. Amin. Instagram birazdan birisi çıkaracak. Allah razı olsun. Çok güzel bir sohbet oldu. Herkese dua Sayende ediyoruz. olun. 19 sayısı üzerine kurulan memleketimizi şu Evet. an kuranlara, şey yapanlara, Atatürk'e, Hacı Bayram Veli Hazretlerine, bu şeylere getiren bütün herkese, Başta şehitlerimize, peygamberimize, Peygamber Efendimiz tabii başta olmak üzere tüm diğer büyüklere ve ikisi şehitlerimize. şehitlerimize, Evet. tüm büyüklerimize El El Fatiha'dan Fatiha. Allah'a mesela. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun.